Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabında değerlendirme testi 60'ın sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Buna göre Seher Hanım'ın ikinci şekilde elde ettiği dörtgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. İşte öncelikle sorumuzu okuyacak olursak matematik öğretmeni Seher Hanım geometri şeridi ile öğrencilerine dörtgenler arasındaki ilişkiyi gösterecektir. İki çeşit geometri şeritleri ile hazırladığı görselleri elinde tutarak öğrencilerine aşağıdaki gibi göstermiştir. Kullanılan geometri şeritleri köşelerdeki kırmızı sabitleme çivileri yardımıyla sağa sola aşağı ve yukarı doğru hareket edebilmektedir. Seyranın birinci şekilde e, geometri şeritleri ile ABC'de dikdörtgeni oluşturmuştur. Daha sonra geometri şeritlerini kaydırarak ikinci şekil elde edilmiştir. Yani ikinci şekil neyi arkadaşlar bizim için dikkat edersek paralel kenar. Şimdi e, o halde ilk öncülle başlayalım. A seçeneğini okuyacağım. D köşesinin D açısının ölçüsü 48 derece ise. Arkadaşlar bakın burası 48 derece ise B açısının ölçüsü de 48 derecedir diyor. Gençler paralel kenarda karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşitti. O halde bakın bu da 48 derecedir. Yani bu bilgimiz doğrudur. Evet, B'de gençler köşegenleri birbirini ortalar diyor. Şöyle köşegenleri çizelim. Evet gençler bakın burada gençler şu iki uzunluk birbirine eşittir. Bu uzunlukta birbirine eşittir. Yani köşegenler birbirini ortaladı. Yani bu bilgimiz de doğrudur. Köşegenler açı ortaydır demiş gençler. Arkadaşlar bakın buradaki açımızla buradaki açı aynı değildir gençler. Bundan dolayı açı ortay değildir. Yani bu ifade yanlıştır. Yani sorumuzun yanıtıdır. Evet. B açısının ölçüsü 48 derece ise C açısının ölçüsü 132 dedi. Gerçi bakın 48 ise şimdi C ile B'nin toplamı o kuralından dolayı gençler 180 derecedir. Yani ben 180'den 48'i çıkartırsam evet burada 132 derece olur. Buradaki C açısını ölçülüyoruz. 132 yanıtıyla bu bilgi de doğru bir bilgidir ve C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet ikinci soruyla devam edelim. Yukarıda verilen birinci adımda dikdörtgen şeklinde bir kağıt tam ortasından belirtilen yönde ikiye katlanıyor. İkinci adımda ise elde edilen kağıt yine belirtilen yönde. Yaşa bakın bu bunun üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Üçüncü adımda ise eşkenar üçgen şeklinde bir kağıt parçası kesilip atılıyor. Gerçekten şurayı temizleyelim. Son durumda tekrar kağıt açıldığında aşağıdakilerden hangisi oluşur diyor. Gerçekten bakın biz bunu açtığımız zaman aslında kağıdımız gençler buraya gelecek. Yani ben bunu simetrisini çizersem tam ortada gençler bir tane eşkenar dörtgen oluşacak. O halde bakın biz bunu gençler bu kağıdımızın tam ortasına çizelim. Ya aynı şekilde bunu da birinci şekil üzerine çizecek olursam gençler şöyle tam ortasında bir eşkenar dörtgenimiz var. Bunu açtığımız zaman gençler altta da bunun simetrisi oluşur. Burada da bir eşkenar dörtgen oluşur. Evet, gördüğünüz gibi gençler seçeneklere baktığımız zaman C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Çok yüksek katlara eşya çıkarmanın kolay biri de platform aracı kullanmaktır. Platformun her kademesini oluşturan bölümler eşkenar dörtgen şeklindedir. Birinci durumdaki gibi platform kapalı iken eşya taşıma yerinin yerden yüksekliği 70 cm'dir. Platform ikinci durumdaki gibi açıldığında her kademedeki eşkenar dörtgen bölümünün dikey, dikey, köşegen uzunluğu kapalı halindekinin %120'si fazladır gençler. Yani %120 fazladır diyeceğiz. Buna göre tamamen açık olan platform yardımıyla kaç santimetre yüksekliğe yük çıkarılabilir diye soruyor gençler öncelikle bakın bu altta 10 santimetrimiz var. 70'ten 10'u çıkaracağım. Geriye 60 santimetre kaldı. Gençler 60 santimetre bakın. Şuradaki uzunluğumuz. burada gençler yata dikeydeki köşegenlere baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşegen var. O halde 60'ı 6'ya bölersem her bir köşegen gençler 10 santimetre. Açık halindeki bunun bir köşegen uzunluğu onun yüzde 120 fazlasıdır. O halde önceki onun yüzde 120'sini bulalım. Buradan sıfırlar giderse 12 santimetre. Gençler fazlasıdır dediği için ona 12 ekliyorum. Ve dikeydeki köşegenimiz 22 santimetre oldu. O halde toplamda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşegenimiz var. Normalde 6 çarpı soru işareti diyelim. 6 çarpı 22 artı aşağıda da 10 santimetrimiz var. Onu toplarsak soru işaretinin değerini elde ederiz. 6 ile 22 çarpıyorum 132 yapar artı 10'dan. Soru işaretimizin değeri 142 santimetre olur diyoruz. Ve 142 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Yavuz paralel kenar şeklindeki fon kartonlarını birer kenarları boyunca birleştirerek altı rakamını oluşturmuştur. Şekil üzerinde bazı açıların ölçüleri verilmiştir. A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre X artı Y artı Z artı T işleminin sonucu kaç derecedir diyor. Gerçekten öncelikle bakın buradaki 3X'i karşılıklı köşeler birbirine eşit olduğu için buraya taşıyabilirim. Arkadaşlar bakın burası 3x ise yöndeş açıdan dolayı burası da 3x'tir diyeceğiz. Bakın burada gençler şöyle bir u kuralından 3x ile 4x artı 40'ın toplamı 180 derecedir. 3x artı 4x artı 40 180 derece ise artı 40'ı e eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gönderiyorum. 3x 4x daha 7x 140 ise gençler buradan her iki tarafı 7'ye bölersek X'in değeri 20 derecedir. X'i 20 olarak bulduk gençler. Ee, şimdi arkadaşlar bakın altta 3X artı 70'ti. Bakın buradaki A açısı 3X artı 70'ti. Burada X'i yerine koyalım. 3X artı 70'ti. X yerine 20 yazarsam 3 çarpı 20 artı 70'ten 60 artı 70 130 derecedir burası. E aynı şekilde gençler bakın bunun tam karşısındaki 6z artı 20 de 130 derecedir. 6z eksi 20 130 derece diyorum. Eksi 20'yi diğer tarafa artı olarak gönderirsem 6z 150 derece ise her iki tarafı 6 ile sadeleştirirsek z'nin değerini 25 olarak buluyoruz. Evet x'i ve z'yi bulduk gençler. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir U kuralı görelim. Burada U kuralında gençler ardışık açıların toplamı 180 dereceydi. Yani 2Y eksi 10 artı 3Y artı 50 eşittir 180'den 2Y 3Y daha 5Y yapar. Eksi 10 artı 50 daha gençler artı 40 yapar. Eşittir 180'den 40'ı eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gönderiyorum. Buradan gelse 5y eşittir. 140 ise her iki tarafı 5'e bölersek y'nin değeri 28 derecedir. y'yi de 28 olarak bulduk. Son olarak gençler t'ye bakıyorum. T'de en alttaki bakın eşkenar dörtgenimizde karşılıklı açılar birbirine eşitti. Yani 5t eksi 80 eşittir t artı 60 diyelim. Buradan t'yi sol tarafa eksi 80'i sağ alacağım. 5 t eksi t. 60 artı 80 olur. Buradan 4 t. 140 gençler. T'nin değeri. Evet. Ne yaparız gençler? 140'ı 4'e bölersek 35'tir. Evet. Bizden bu x artı y artı z'yi istemiştim. Evet. x artı y artı z artı t diyorum. X gençler 20 idi. Evet Y'nin değeri 28. Z'nin değeri gençler 25. Son olarak T de 35. Evet bunları toplarsak toplamları 108 derece olur diyorum ve 108 yanıtını A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.